sizlere dikdörtgen prizmanı yanal halinde duruş biçiminde çizim tekniğini anlatacağım. Şimdi dikdörtgen prizmayı yanal haliyle koyduğumuzda nasıl çizebilir? Şimdi bunun üzerine sizlere nasıl çizilir açı yöntemiyle bunları ben tahtada anlatacağım. Sizler de aynı o şekilde uygulamalar yapacaksınız dostlar. Çizim teknikleri ile ilgili ne çizmek istiyorsanız lütfen zorbayartakademiye.com'a üye olunuz. Tekrar tekrar izleyerek öğreneceksiniz. Yere düşen gölgesinde yapmış oluyoruz. Öyle mi dostlar? Şimdi sizler de aynen buradaki anlattığım prizma, yanal dikdörtgen prizmaya bakarak aynen uygulamaları lütfen kağıtlarınızda yapmaya başlayın dostlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın, kolay gelsin dostlar.